Bir Müslümanın yapması gereken şey nedir diye biz düşündüğümüzde, hem Kur'an'a baktığımızda hem de yaşam şekillerine baktığımızda, öncelikli olarak insanların şunu fark etmesi gerekiyor. Bir gece, bütün bir günü 24 saat yaşadıktan sonra yatağınıza yattığınızda ben bugün neler yaptım diye düşünmesi gerekiyor insanın. Çünkü neden? O günü bir daha asla geri alamayacaksınız. Yani bir insan hiçbir zaman yaşadığı 24 saati yeniden yaşayabilme gücüne sahip değil. Allah böyle bir gücü insanlara vermemiş ve böyle bir şey yaratmamış. Onun için geçirdiğimiz her gün bizim muhakkak yaşadığımız maksimum, Allah'ın rızasını kazanmaya gayret ettiğimiz maksimum gücümüz neyse o şekilde yaşayabileceğimiz şekilde geçiririz. Mesela yatağa yattığımızda biz o gün ben Allah'ı andım mı, Allah'ın rızası için gayret ettim mi, bugün bütün gün içinde geçirdiğim her şeyde karşılaştığım Müslüman kardeşlerime en güzel tavrı gösterdim mi? Eğer o tavrı göstermediysem mesela bana selam verene bana verdiği selamdan daha güzel bir selamla karşılık verdim mi? Tabii Didemciğim, şu an kimse, yani sokaklarda bakıyoruz, kimse birbirine selam vermiyor, göz göze gelmiyor, konuşmuyor. Normalde böyle mi olması gerekir? Belli ki Allah yaratıyor. Karşı tarafın bir ruhu var. Ona samimiyetle, sevgiyle, güzel bir selamla karşılık verilmesi gerekir. Bu işte Müslümanın özelliği, bu şekilde olur. Yaşadığım günün içinde hayatımın bütün alanını kapsayacak şekilde, ama aynı zamanda da o günümün 24 saati içinde sonsuz gücün Allah'a ait olduğunu, bütün kudret sahibinin Allah olduğunu fark edebildiğimi ve Allah için ben bugün ne yaptım? Ben bu 24 saatimi hiçbir zaman geri alamayacağım. Onun için ben oturup düşündüğümde, yatağıma yattığımda, Allah'ıma şükrederken, o gün bana verdiği nimetlerin hepsini düşünürken, aldığım her bir nefesi bir kere daha alamayacağımı bilerek Allah'a boyun eğici olmam gerekiyor. Allah'a boyun eğici olurken acizimi bir kere daha bilmem gerekiyor. Mesela gün içinde insanlar, diyelim ki bir iş yerinde bir patron iş yerindeki kişilere karşı gücün kendinde olduğunu hissederek mi davrandı, yoksa o gücün Allah'a ait olduğunu bilip o rızkı kendisine veren, o imkanı kendisine sunan Allah olduğunu, malı verenin Allah olduğunu farkına varıp iş yerindeki kişilere de aynı şefkatle, aynı merhametle yaklaşanın kendisinin onun üzerine bir Müslüman olarak bir borç, görev olduğunu bilerek mi yaklaştı? Türk İslam Birliği için demin Ceylan da anlattı burada. Ben bir Müslüman olarak bugün dünyadaki Müslüman kardeşlerim için nasıl bir gayret gösterdim? Bugün Allah'ın bana verdiği nimetlere ne kadar şükrettim? Yediğim mesela bir peynirin Allah tarafından yaratıldığını bilerek ona şükrederek mi yedim? Yoksa bakkal getirmiş buraya. İşte bir bakkaldan biri gitmiş almış, getirmiş, biri de sofraya koymuş, ben de bunu yedim diye mi düşündüm? İşte bu bilinci insan kazanması gerekiyor ki o günümüzü bir daha hiçbir şekilde geri alamayacağız. Ama Allah Rahman ve Rahim'dir Allah'ın izniyle inşallah. Ahirette kötülükleri örteceğini söylüyor Allah. Güzellikler yaptığımız sürece, salih amellerde bulunduğumuz sürece hem bizi unutturacağını, hatalarımızı, günahlarımızı, mesela Müslüman olmadan önceki bütün insanların hayatını, oradaki işledikleri günahları belki de bütün bunların hepsini Allah unutturacağını ve üstünü örteceğini söylüyor. Ama bir Müslüman bilinçli olarak içinde bulunduğu o 24 saati bir daha asla geri alamayacağını ve her 24 saati sanki sadece o 24 saati yaşayacakmış gibi geçirmesi gerektiğini bilerek yaşaması gerekiyor. Allah Rabbimiz ayetlerinde şöyle buyuruyor inşallah. Kehf suresi 49. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Önlerine kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki, eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor. Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Herkes yaptığı her şey önünde bulacak. İnşallah. Fakat yeter ki dediğim gibi her günü sanki tek günümüz varmış gibi yaşayıp Allah'ın rızasının en fazlasını kazanmak amacıyla yaşayalım inşallah. İnşallah.